ben hatalıyım diye düşünen tekrar düşünsün be. Burada 6-7 kat bok var. Sinekler penceremizden ayrılmıyor. Tıkırtımı duyar duymaz açacak. Açtığım zaman pencereyi pusuda bekliyor. Gelecek diğer işbirlikçisi de her zamanki gibi topal ayağıyla elinle merdivenle merdiveni tırmanacak. Kedileri gelecek, bütün gece eşiğimizde kurulacak evin içi parazitlerle. Eskiden boka boğuyordular etrafı. Kedileri bütün gün penceremizin etrafında ayrılmayacak. Topal ayağıyla gelecek buradan. Merdiveni tırmanacak. Nerede oturuyor? Bu girişte. Ne var orada? Aşağı giden merdiven. Böyle gitse, gelirken inse topal ayağıyla daha iyi olmaz mı? Balkonlarında kediyle hava atıyorlar. Sineklere boğacaklar evimin etrafını. Ki bu sıfır eskiye göre. 6-7 kat bok var bunun altında. Buraya kanal döşediler. Döşer döşemez tonla bok yığdılar buraya. Bu şeyleri diktiler. Hayvanlar aralarına rahat sıçsın diye. Ve sinekler barınsın diye. O sinekler burada. Sık sık buraya pislik, husmuk gibi şeyler döküyordular. Sinek kaynıyor. Ve bu durumda ben hatalı gözükeceğim. Hiç dinmeyen taşıtlarla karşımızda. Ve ben ceza yiyeceğim. İki günde böyle gece konduyu çevirdiler park kafeye. Hem bize hem ufak çocuklara parazitli sinekli bok dayatmak için. Ve hala devam ediyorlar. Ve böyle kulları anında çıkar çıkmaz gökten düşmüş gibi köpeğiyle fırlayan. Ne yapmıştı bu köpek? Gelip hepsinin sıçtığı yere sıçmıştı videomla. Her burnumu uzattığımda bu kutuları fırlayacak köpekleriyle sineğe boğacaklar. Panjurlarımızı bir pencere açamayacağız sinek girecek korkusuyla. Ve biz ceza yiyeceğiz. Evet. İlk günleri ne yapmıştı o köpek? Bahçeye girmişti her seferinde. Ne için? Sıçmak için tabii ki. Daha önce ne yaşadık burada? Bahçeye giren pitbull
3 tur apartmanın etrafını koşturdum. Böyle sürekli pencerenin önünde miyavlarla gaza getirmeye çalışacaklar. Sürekli bir nöbetçiler etrafta olacak.